Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin de destekleriyle hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Parma'da Oster Volt krizi, kri, krizi, biliyorsunuz bugün transfer dönemi de son buluyor. Devre arası transfer dönemi son buluyor. Bakın ayrıntıya dikkat devre arası transfer dönemi son buluyor. Asıl transfer dönemi şimdi başlıyor. He hocam he sen para kazanmak için böyle yapıyorsun e, öyle bir şey yok diyeceksiniz eminim. Ama zamanı geldi zaman siz de anlayacaksınız. Jayden Oster Fenerbahçe'ye satan parmada resmen kriz yaşanıyor. Kriz mi? Keriz mi yaşanıyor? Buna siz karar verin. Genç oyuncuyu göndermesinin ardından sol ve konusunda sıkıntı çeken Parma hala o mevkideki problemi çözebilmiş değil. Ve Fenerbahçe'ye gönderen Parma ideal sol bekini bulmakta sorun yaşıyor. Parma son 3 maçta 2 mağlubiyet aldı ve birdenbire kendisini 8. sırada buldu. La bu şey değil mi Fenerbahçe? Hani e, büyük umutlarla kokuyu getiriyor. Sistem yapılanma şu bu. İlk maçta 2 gol atıyor Fenerbahçe. Birini Giuliano birini Josef atıyor. Ertesi gün satılıyorlar. Aynı Fenerbahçe gibiymiş parmada. Sarı lacivet kan çekiyor. Şimdi Osterwolde ile yollarını ayırdıktan sonra sol bek pozisyonu 36 yaşındaki Ansaldi ve esasen stoper olan Valenti'yi koymuşlar beklediği verimi de alamıyor diyor. Taraftar memnun değil. Ulan siz nasıl göndersiniz? Tebiye seyfler diye yönetimi topa tutuyormuş. Ve sosyal medya üzerinden de birçok kişi atıp tutuyormuş. Fenerbahçe taraftarına da aynı. Diyorlar ki ya arkadaş 6 milyon euroya sol bek aldık. Niye sol bekte Lincoln oynuyor? Daha hazır. Olduğu için olabilir mi? Daha hazır olduğu için. Ne bileyim belki de, de eksik bir şeyler vardır. Yüklemesi yapılıyordur. Olabilir mi? Ya şu teknik direktör kararını sorgulamayın kardeşim. Sorgulamayın. Fenerbahçe'den Ata. Ne? Fenerbahçe Lyon forması giyen Fransız orta saha oyuncusuna toplamda 8 milyon euroluk bir teklif yaptı. Hayır. O kadar yapmadık. Tabi yok. Adam gibi haber yapın. Beni etmeyin. Ben bunu üye de veren 2 hafta oluyor. Tebiyesiz herifler. Alaksızlar. Ya bir daha bu da video çektirtmem. Neyse biz işimize bakalım. Hakikaten memnun üyelere söyleyeli 2 hafta oluyor. Şimdi ara transfer dönemi bitmeden takviye yapmak istiyor. Fransız ekibi Lyon'un 8 numarası Hossem Aurur. Aur, Aurar. Arao. Ara Aurar, aur, Aurar, Aurar, Aur, Aur kararsız. Evet Aur oldu gibi. Şimdi sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek. Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusu. 3 milyon euro imza parası artı 5 milyon euro da yıllık ücret teklif etti Fenerbahçe. Ancak İngiltere Premier Lig'den talipleri olan 24 yaşındaki futbolcu kariyerine nasıl devam edecek? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe bir orta sahanın peşinde. Eğer gelirse Zanyola falan unutulur. Yer yerinden oynar kıyamet kopar demiştim. İşte o orta saha buydu. Biz bu çocuğu, yani 20 milyon euro piyasa değeri var, 30 Haziran 98 doğumlu, 24 yaşında merkez orta savuncusu. Fransa milli takımında bir kez forma giymiş ancak 3 maç oynamadığı için kararını değiştirip Cezayir milli takımını seçmiş. Fransa'da aforoz edilmiş. Biz bunun özel durumunu öğrendik tıpkı Greenwood'daki gibi. Ve biz küçük bir meblağ te teklif ettik kulübüne. Teklif ettiğimiz meblağ Arao'nun bon servisinden daha düşük bir meblağ idi. bir de aslına bakarsanız bir düşünelim dedi. Yani yok demedim. Futbolcu üzerinde görüştük. 5 milyon euro yıllık ücreti 5 milyon euro değil 3 milyon euro artı şampiyonluk bonusu. Şampiyonlar Ligi bonusu falan filan. Yine 4.5'u bulmaz şekilde. Aslına bakarsanız futbolcuyu da yola getiriyorduk ama şu an görüşmeler kilitlendi. Yani imkansıza doğru gitti görüşmeler. Şu an olmayacak diyebilirim. Hocam sosyal medyaya düştüğü için mi olmayacak? Yok bu öyle bir şey değil. Oyuncunun hiçbir sakatlığı yok. Sakat dediklerine bakmayın hiçbir şey yok oyuncunun. Cezayir milli takımını seçti diye aforoz edildi. Futbolcu. Böyle bir özel durumu var. İngiltere'den İngiltere'den ilgilenenler var diyor da menajeri görüşüyor. O bağ senin bu bağ benim. Görüşüyor menajeri. Ben şunu söyleyeyim. Hiç kimsenin burada ben 15 lirasına 20 lirasına talip değilim parayı nasıl kullandığımızı da öğrenmek istiyorsanız üye olabilirsiniz. Ama bu çocuk hakkında ve birkaç isim hakkında abonelere duyum veremiyorum. Fakat üyelere veriyorum. Hakkınızı helal edin. Burada üyelere verip abonelere vermememin kastı sizin sizlik bir durum değil. Kısmen e, şifreli vermek zorundayım. Üyeler de bazen kızıyorlar. Buna. Hocam niye şifreli veriyorsun? Üye değil miyiz diye. Fenerbahçe menfaatleri gereği. E, bu transfer olursa çok şeyler değişir. Ve ben bu konuyu uzun bir süre kapatıyorum. Sizler de unutacaksınız. Medya da unutacak. İnşallah bu arada kimse kapmaz. Ve bu çocuğu kaptığımızı hayal etsenize. Arao, Crespo, Zayis, Mert Akan Yandaş, İsmail Yüksek'ten ee, bu arkadaş artı bir arkadaş daha var. Oraya. Galatasaray Spor kulübü üyesi olan köşe yazarı Fatih Altaylı diyor ki Galatasaraylılar Fenerbahçe'nin yanında diyor. Her zaman öyle oluyor gerçi değil mi? Ali Koç'un sözlerini değerlendirmiş. Şimdi köşe yazısında Ali Koç Fenerbahçeli taraftarların Kayserispor maçına alınmamasına tepki göstermişti. Biliyorsunuz Fatih Altaylı da Galatasaraylı olarak Galatasaraylılar olarak Fenerbahçe'nin yanındayız demiş. Son olarak karşısında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün son derece haklı bir tepki içinde olduğu aşikar. Fenerbahçe tribünlerinin iktidara yönelik tepkilerinden sonra yapılanların hiçbiri kabul edilebilir gibi değil. Ortada kulübün futbol federasyonu yönetmeliklerine ve kurallarına göre ceza verilebilecek hiçbir durumu olmadığı halde taraftarlara ceza geldi. Yetmedi. Takım taraftarlarının deplasman maçında tribüne girmesi yasaklandı. Fenerbahçe taraftarlarının haklarını yargı kararı ile geri kazandı. Buna karşı yeniden yargı yoluna giden idare bir kez daha yasak getirdi. Tüm bu olanlar akıl alır gibi değil. Tüm bunlara karşı verdiğim mücadelede Galatasaray olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanındayız diyor. Yani haklı mı? Ben bunun kararını size bırakın. Bak şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunun önüne böyle geçemezsiniz. Siyasi yorum yaptı diye geçemezsiniz. Siyaset her yerde. Camilerde, minberlerde, hutbelerde, cuma namazlarında, devlet dairelerinde, dişçide, petrolcüde her yerde siyaset. Siyaseti futboldan çekmek istiyorsanız Ağırlığınızı şey bazı insanların ağırlığını çekin. Eğer siyaset futboldan gitsin istiyorsanız. Bugüne kadar kimden ne çalındıysa geri iade edin. Trabzonsporlulara göre o çalındı. Fenerbahçelilere göre bu çalındı. Galatasaraylılara göre şu çalındı. Beşiktaşlılara göre bu çalındı. Sonuç birilerinin vergi borcusu. Şimdi sosyal medyaya bakın. Diyorlar ki Galatasaray'a diyorlar 10 milyarlık arazi 1 milyara verildi diyorlar. Al sana peşkeş diyorlar. Bakın sosyal medyaya göre. Geçen sene sosyal medyaya göre Trabzonspor hakemlerle siyasette şampiyon yapıldı. Sosyal medyaya göre bunu söylüyorlar. Bu sene aynı Trabzonspor rezalet. Ümraniye evinde yeniyor son sıradaki takıma. Yani bu şeyleri gördük. Bazel maçındaki rezaleti gördük. Bu kadar mı futboldan bir habersiniz ya? Siz nasıl şampiyon yapıldınız oldunuz diyor insanlar. Aynı şekilde Beşiktaş Başkanı'nın şey var. Galatasaray Galatasaray'ın stadı, Beşiktaş'ın stadı, Trabzonspor'un stadı yapılırken açılışlar şunlar bunlar. Enteresan değil mi arkadaşlar? Yani siyaset futboldan ya ah, bunu yaparken argüman kullanıyorlar. E Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'nin siyasetin içine girmiş ulan. Kaymağını yesek de deseniz ki haklısınız. Geçiniz. Fenerbahçe Beko'dan 3 yıllık imza. Fenerbahçe Beko Marco Guduric 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sosyal medyada bu da çok tartışıldı. Diyorlar ki futbola transfer yapmıyor, basketbola transfer yapıyor. Ya biz spor kulübüyüz. Ben şunu söyleyeyim. Uygun, ideal şartlarda alıcısı varsa, sponsor varsa. Yanlış anlamayın beni. Sponsorum Hüme Hastanesi dedi ki bana Mustafa Hocam sana aylık 750 e, 1.5 3000 TL üyelik hediye ediyorum. Nasıl ediyorsun? Canlı yayın yapacaksın. Ayda dört kez canlı yayın yapacaksın. Diyeceksin ki Hüma Hastanesi size üyelik hediye ediyor. Bak. 3 lira. Ben de diyecek Diyecek hatta Hüma demene bile gerek yok ya. Ayda 50, 100, 200 kişiye üyelik hediye ediyorum. Namus, şerefim üstüne söz veriyorum. De çık. Sen de karışma. Biz Hüma Hastanesi hesabıyla hediye edeceğiz. Sen karışma. Sen bize şu canlı yayında de. Tamam diyor. Ben de canlı yayın yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar 50 kişiye üyelik hediye ediyorum. Akşam herkes yayında olsun. Lan akşam yayına bir giriyorum. 2000 kişi canlı yayında. Abone sayısı 200-300 artmış. Hop 50 üyelik Hüma Hastanesi'ne geliyor. Hayır uğurlu olsun arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğendik. O zaman benden size gelecek hafta Perşembe günü yine canlı yayın diyorum. Perşembe günü yine 50 kişiye üyelik. Yani Hüma Hastanesi parayı ödüyor. Ben üyeliklerin üstüne çöküyorum. Ben üyelik vermiş oluyorum. Ödeyen Hüma Hastanesi kanal büyüyor. Kanala katkı oluyor. Hiçbir problem var mı? Eşim çıkıp da bana şey diyebilir mi? Paramızı çarçur ediyorsun. Seni yani keserim diyebilir mi? Diyemez. Kesemez öyle. Biz, biz, öyle şey adamlar değiliz. Masaya yumruğumuzu vurur. Lütfen deriz. Ricamızı. Son söz her zaman bir sözü. Lütfen. Tamam. Özür dilerim. Kusura bakma falan. Biz öyle kalabıklarla karıştırma yani. Biz maço ekiz burada arada gelmiyor değil mi? Şey. Yani öyle. Guduric konusunda 3 yıllık anlaşma sağlanmış. 2025-26 sezonuna dek Sarlacıbert'te de takımın formasını giyecek diyor. Sponsorun verdiği para amatörü karşılıyorsa benim için bir problem yok. Size ne kardeşim? Marka değeri yüksek oluyor. Kitle yüksek oluyor. Hatta sponsor artı işte gelen paralar giderden daha yüksekse kar elde eden kuruluş karışmayın. Ve Marco Gudur için de bazı açıklamaları var. O da diyor Türkiye'yi, İstanbul'u, Fenerbahçe'yi çok sevdiğim herkes biliyor. Yeni sözleşme henüz resmiyet kazanmadı ama üzerinde görüşüyoruz. Artık anlaşmaya çok yaklaştık. Fenerbahçe'de kalmam. Kuvvet de muhtemel demiş. Muhtemelen çevirmem böyle söyledi. Kuvvet de muhtemel ne? ABS değişiklik etmek falan. Şimdi arkadaşlar az önce AOR haberini verdim. Ve Dortmund evet derse şimdi Fenerbahçe'de. Şimdi anında bugün bugün Fenerbahçe'de kim? Dortmund diyorum oğlum anlasanıza. Rusya Dortmund Sözleşmesi'ni uzatmıyor. Mahmut Dehüt. Ve Dahoud için Fenerbahçe harekete geçti. Görüşmeyi gerçekleştirdi. Bakın ben scouting ekibimizi alkışlıyorum. Siz Ali Koç istifa diyorsunuz. Birilerinden para alarak. Tespit ediyorum ya. Yani para almadan bunu yapamazsınız. Lan kardeşim. Allah'ınızı, kitabınızı, Kur'an'ınızı seviyorsanız bana şunun cevabını verin. Crespo 12'ye satılacak. Arao 8'e satılacak. 20 milyon euroya satıldı bunlar. Ağur ve Mahmut Dahut sözleşmeleri bitip yazın ikisi de bedava gelecek Fenerbahçe'ye. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Kaç kere kabul ediyorsunuz? 80 kere edersiniz herhalde. E şimdi böyle bir ortamda Ali Koç başarısız diyemezsiniz ki. Biri 20 milyon euro, biri 18 milyon euro piyasa değerine sahip iki futbolcu. 38 milyon euro piyasa değerine sahip iki tane orta sahan olacak. E siz başarısız diyorsunuz. Ben de buna kızıyorum. Daha da işin şeyini çıkarttı. 12 milyon euroya, 14 milyon euroya Rossi'yi sattı. Greenwood'u da 6 milyon euroya aldı. Tarihin akışını değiştirir. Tarihin akışını Fenerbahçe'nin çakışını değiştirir. 6 milyon euroya Hakim Ziyek kapattı. 8 milyon euroya Erfan Can'ı sattı diyelim. Hocam Hakim Ziyek 6 milyon euroya gelmez. Lan sana ne? Ben 6'ya getiriyorum. 6'ya onu getirdim. 6'ya Greenwood'u getirdim. 12. İkisini de bedavaya getirdim. 20'ye Crespo Arao'yu sattım. 14'e Rossi'yi sattım. 34. 8'e de şeyi sattım. İrfan 42 milyon euroluk satış yaptım. 12 milyon euroya bunları aldım. Valencia'yı sezon sonu tuttum elimde. Batshuayi'yi 14'e sattım. Bedavadan da Dembele'yi çektim. Ya farzı misal veriyorum. Jesus'la da devam ediyorum. Kim Ali Koç başarısız diyebilir? Fenerbahçe'de şampiyon olduğu bir senaryo çizmiş olurum. Başarısız diyebilir misiniz? Ağzınıza terlikle vururum. Pürekle vururum. Bunu unutmayın. Az önce saydığım isimleri unutmayın. Olur mu? Yani şu an için birçok şey kapandı ama ağzınıza kürekle vururum. Yani hakim ziyaret konusu. Siz bakın bakın ben size ısrarla söylüyorum. A yani abone olun tabii ki ama üye olun. Üyelik paranız yoksa e ee, iki dakika daha şey yapacağım. Üyelik paranız yoksa daha çok video izleyin. Bir sürü üyelik hediye edilecek. Kazanın. Şimdi bu <laughs> futbolcu için Mahmut Dahut için bu arada adam Suriye asıl demiş Surinam değil mi Suriye asıl demiş pardon arkadaşlar Esenyurt'ta doğup büyümüş Büyük ee, Büyükçekmece Kıraç taraflarında da gezilmiş Kıraç'tan takipçim var mı ya ben biliyorum orayı Büyükçekmece Kıraç Yeni Bostan, Şirin Evler, Ataköy, Next Station, Zeytinburnu, Merter. Aktarma yapmak için hala Merter'de aktarma yapılıyor mu? Temizli Bağ. İstanbul'da uzun zamandır gidemiyorum da inşallah birileri davet ederse yani evimiz var gelin bir hafta falan kalın derse kimseye yük olmadan gelmek isterim İstanbul'a. Şimdi bu daha için bugün transfer dönemi sona eriyor. 6 yıldır formasını giydiği Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. 18 milyon euro piyasa değeri var ve e, şu an bonservis istiyorlar ama biz vazgeçtik bonservisten derlerse bugün Fenerbahçe'ye katılır futbolcu bilginiz olsun. Şaka yapmıyorum. Bugün katılır. İyi de hocam Avrupa'da öyle tamayacağız. Sana ne? Sana ne kardeş? Sana ne? Sana ne? Sana ne Avrupa'da öyle tamayacaksın? Sana ne? Ya Avrupa'da bir şey soracağım. Siz ne kadar gideceğimizi hayal ediyorsunuz? Ya şu poliyanla şapkanızı bir çıkarır mısınız? Allah aşkına poliyanla şapkanızı çıkarır mısınız? Şimdi Sevilla'nın durumu kötü, İspanya'da kötü şöyle böyle. Ulan adamlar kupa var. Adamlar hani bu turnuvanın halis takımı seviye. Ya etmeyin eylemeyin ya. Çok hayal dünyasındasınız. Bize ne lazım biliyor musunuz? Bize geleceğin takımını kurmak lazım. Bize e, az maliyetle çok iş yapacak futbol takımı lazım. Anladınız mı? Az maliyet çok iş yapacak. O yüzden çenenizi kapatın. Desteğinizi arttırın. Bir de kanala abone olun ya. Arkadaş kanala abone olmazsanız üyelik hediyesi alamazsınız. İsterseniz 1 milyon tane video izleyin. Ne var lan 2 tane tık yapmakta ne var ya? 2 tane tık yapamayın inşallah size tıklasınlar ya. 2 yani iki tane tık yapıp abone olacaksın videoyu beğeneceksin bu kadar. Daha çok video izleyeceksin. Bunu yapacaksın. Sonra hep birlikte mutlu olacağız. Fenerbahçe galip geldikçe inşallah her gün her canlı yanı şey yapalım. Şey Hüma sponsorluğunda değil ha ben kendim yapıyorum merak etmeyin. Ama Hüma sponsorluğunda eğer üyelik hediye edilirse can feda. Ama e, biz bir şeyler yapıyoruz merak etmeyin. Yani sponsorlarımız öyle basit, öyle boş beleş insanlar değiller yani. Bizim sponsorlarımız da adam gibi adam olur. Üma olsun, Olvar olsun. Ya siz zannetmeyin Mustafa Hoca'nın sponsorları tırt. Dünyanın en iyi sponsorlarına sahibim ben. Milletini seven, vatanını seven, vatan aşığı, memleket aşığı. Yani ben gurur duyuyorum sponsorlarımla. Hepsine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben belki de çoktan bırakırdım bu işi ya. Çok umurumda değil derdim. Bırakırdım ama gerçekten ciddi manada bana çok destek oluyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlerin de huzurunda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bunları da belirtmiş olayım. Transfer detayları da bunlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.